Arkadaşlar iyi dersler. Değerli arkadaşlarım bu bölümde elektrik alanla ilgili dördüncü dersimizde biraz daha farklı durumları uygulama alanında çalışmaları ele alacağız. Güzel bir bölüm. Meraklısı için değer katacağını düşündüğüm bir bölüm arkadaşlar. Şöyle değerlendiriyoruz. Bakın sadece elektrik alanın etkili olduğu sistemlerde yüklü parçalıkların hareket durumlarının incelenmesi bu özellikle ilerleyen konularımızda yüklü paralel levhalar veya değişik konularla bağlantılı olarak yapılan uygulamalarda çok fazla yer vereceğimiz önemli bir durum. Uyarı olarak da aklımızda şu dursun bakın, başka neler etkili değil anlamında düşündüğünüz zaman sürtünmenin olmadığı, çekim alanının etkili olmadığı, yani ağırlığın etkili olmadığı, manyetik alanın bulunmadığı sistemlerden bahsediyoruz. Yani sadece elektriksel alan ve ona bağlı elektriksel kuvvetin uygulandığı bir durumu değerlendireceğiz. Burada değerli arkadaşlar önce formül düzenleme yapmakta bir fayda görüyorum. Şimdi elektriksel kuvvetin formülü neydi matematik modellemesi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare diye yazıyorduk. Elektrik alanı yazarsak arkadaşlar K çarpı Q bölü D kare idi. Buradan şöyle bir çalışmada fayda görüyoruz arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız elektrik alan ise bir yük eksik. Biliyorsunuz onu biz artı bir birim yük olarak değerlendiriyorduk. Burada o zaman şöyle yazabiliyoruz. Elektriksel kuvveti içindeki yüklerden birini baz alarak elektrik alan olarak yazdığınız zaman Q çarpı E halini aldırabiliyoruz bunu arkadaşlar. Bu düzenlemeye dikkat ettiğiniz zaman bunu tabi şu an büyüklük olarak yazmış olduk. Bunu biraz daha genelleştirirsek, formülize edersek f eşittir vektörel anlamda düşünürseniz artı eksi q çarpı e olarak yazabiliyoruz ki bizim için daha kullanışlı olan bölüm bu arkadaşlar. Çünkü yükümüzün işareti artı veya eksi ise buna göre uygulanacak elektriksel kuvvet elektrik alanına aynı yönlü müdür, zıt yönlü müdür? Bunu tespit edeceğiz. Dolayısıyla burada şu var. Yük varsa elektriksel kuvvet oluşuyor. Yük sıfırsa elektriksel kuvvet oluşmaz diyoruz. Buradan değerli arkadaşlar Elektriksel alanı yalnız bıraktığımız zaman da arkada birimini de buradan aslında çıkartıyoruz. F bölü Q olarak buluyoruz. Dolayısıyla e, elektriksel kuvvetin birimi neydi? Newton. Yükün birimi de Coulomb. Newton bölü Coulomb biriminin de altyapısını buradan yakalamış oluyoruz. Değerli arkadaşlar hemen ikinci sayfamıza geçiyoruz. Burada değerli arkadaşlar... Düzgün elektrik alan, daha çok sorularımız bunun üzerinden yoğunlaştırılarak bize yönlendirilir. Düzgün elektrik alanda bırakılan parçacıklar. Burada arkadaşlar düzgün elektrik alan derken alan çizgilerinin paralel olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Alan çizgilerinin paralel olması ne anlama geliyor? İşte şekilde görüyorsunuz bakın alan çizgileri paralel ifade edilmiş bırakılan ifadesi, bırakılan kelimesi de bize neyi anlatıyor? İlk hızsız yani ve sıfır eşittir sıfır kodlamasını da zihnimizde canlandıralım istiyoruz. Böyle bir durumda sistemleri hazır hale getirdim arkadaşlar zaman kazancımız olsun diye. Artı yüklü bir parçacığa etki eden elektriksel kuvvet ne olacak arkadaşlar? F eşittir artı Q çarpı E olarak vektör olarak yazıyorum bakın. O zaman elektriksel kuvvet elektrik alanına aynı yönde etki edecektir. Bu şekilde baktığım zaman arkadaşlar burada vektörel gösterim, burada vektörel gösterme gerek yok. F eşittir ma'dan da yola çıkarak ilk hızları da olmadığına göre imeli hareket yapacak. Bu cisim nasıl bir hareket yapar? K cismi diye kodladığımız cisim arkadaşlar. Yönlere bakıyorsunuz. Artı x, eksi x, artı y, eksi y yönlerimizi görüyoruz. O zaman artı x yönünde düzgün hızlanan bir hareket yaptığını sayılayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Tabi ilk hızının olmaması bu anlamda etkili. Arkada sayfalarda farklı açıklamalar yapmaya çalışacağız. Peki gelelim ikinci şekle bakıyoruz arkadaşlar. L cismi için eksi yüklü bir parçacık var elimizde. O zaman F eşittir. Eksi Q çarpı E olarak yazıyoruz. O zaman dikkat ederseniz elektrik alanına zıt yönde bir kuvvetin uygulanması gerekiyor. Bu sefer arkadaşlar kuvvetimizin yönünü bu tarafa gösteriyorum. Buradan da yine m çarpı a dinamik kurallarımızı hatırlıyoruz. İlk hızı olmadığı için bu sefer arkadaşlar hareket yönümüz ne olacak? Eksi yönde ama yine düzgün hızlanan bir hareket söz konusu olur. Üçüncü şeklimize dönüyoruz arkadaşlar. Bu sefer parçacığımız yüksüz. Yüksüz olan bir sistemde arkadaşlar cisim için f eşittir Q0 çarpı E. Dolayısıyla elektriksel kuvvet buna etki edemez. Bu durumda arkadaşlar cismin hızı olmadığı için, ilk hızı olmadığı için parçacık harekete geçemez. Parçacık harekete geçemez diyoruz. Başka bir kuvvette de olmadığını bildiğimiz için bunu da söyleyebiliyoruz. Güzel bir yaklaşım. Hemen 3. sayfamıza geçelim arkadaşlar. Burada bakalım bizi neler bekliyor. Düzgün elektrik alanda alana paralel fırlatılan ilk hızlı olan cisimler için işlem yapalım istiyoruz. Bu sefer arkadaşlar deminkinde ilk hızımız yoktu. Bu sefer ilk hızımız var. Fırlatılma söz konusu. Bu durumda yine kurallarımızı bozmuyoruz. İlk şekilde baktığımız zaman arkadaşlar elektriksel kuvvet yine artı yüklü olduğu için artı Q çarpı E dolayısıyla elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet uygulanmış olacak. Dolayısıyla F eşittir MA'dan dolayı arkadaşlar. Dikkat ederseniz ilk hızınızın yönüyle ivmenin yönü aynı çıktı. O zaman burada arkadaşlar artı yönde ilk hızlı hızlanan hareket olur değil mi? Gayet doğru elektrikle mekaniği bir anlamda birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar baktığınızda. Şimdi L cismine geçtik ikinci şeklimizde. Bu sefer arkadaşlar elektriksel kuvvetimiz eşittir, F eşittir, eksi Q çarpı E. Bu sefer bakıyoruz arkadaşlar elektriksel kuvvetimiz elektrik alana zıt yönde uygulanacak. F eşittir MA'dan dinamik bilgilerimizi de hatırlıyoruz. Bu durumda değerli arkadaşlar ne olacaktır? Dikkat ederseniz ivmenin yönü hıza zıt çıktı. İlk hızımızı sıfırlamadan, yani hızımız azıt yönde bir kuvvet ve ime varsa, hız sıfırlamadan cisim geri dönemez arkadaşlar. Bunu hareketten iyi biliyoruz. O yüzden hareketin yönünü her zaman hız belirler. Hız yoksa kuvvete bakarız. O halde parçacık artı yönde yavaşlar, durur. Sonra da eksi yönde ne yapar? Düzgün hızlanır tekrar diyoruz. Evet, bu bilgileri de hafızamızda tutalım istiyoruz. Mantığını anlayalım. Yorumunu yakalamak, mantığı anlamaktan geçiyor arkadaşlar. Üçüncü parçacığa bakıyoruz. N cismi? Bu durumda arkadaşlar parçacık yüksüz. Dolayısıyla 0 çarpı E'den buna bir elektriksel kuvvet etki etmez. Elektriksel kuvvet etki etmeyince arkadaşlar başka kuvvetlerin de olmadığını baştan söylemiştik. Dolayısıyla bu durumda cisim yani parçacık ne yapmaz herhangi bir kuvvete maruz kalmadığı için var olan ilk hızıyla yani artı yönde sabit hızla yol alır diyoruz. Hmm. Dikkat ediyoruz. Gayet güzel. Değil arkadaşlar hemen bir diğer sayfamıza geçelim. Burada ne tür bir farklılık yapmışız? Düzgün elektrik alan dik Fırlatılan, düzgün elektrik alana. Evet, ona dikkat edelim arkadaşlar. Dik fırlatılan, yani ilk hızlı olarak fırlatılan cisimler için pozisyonu görelim. Şimdi arkadaki de bunu birleştirmenizi düşünüyorum, istiyorum arkadaşlar. Oradan da güzel şeyleri yakalamaya çalışacağız. Peki arkadaşlar, artı yüklü bir parçacık. Elektrik alana girene kadar sabit hızla yoluna devam eder. Ama şuraya geldikten sonra arkadaşlar, Buradaki malum hızımız V0 kadar. Buraya kadar hızında bir değişiklik söz konusu değil. Aynı şey ikinci cisim için de geçerli arkadaşlar. Evet. Üçüncü cisim için de yine aynı kural geçerli. Ancak şunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen rengimizi bir tur değiştirmekte fayda görüyorum. Değerli arkadaşlar, elektrik alana girdiğiniz zaman elektriksel kuvvet biliyorsunuz. Artı Q çarpı E'den dolayı. Artı yüke elektrik alanına aynı yönde bir kuvvet etki edecek. Eksi yüke elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etki edecek. Ancak üçüncü de, şimdi şurayı da halledelim arkadaşlar. F eşittir. Eksi Q çarpı E. Ama parçacık yüksüzse sıfır çarpı E. Buna herhangi bir kuvvet etki etmez diyoruz. Bu durumda arkadaşlar izledikleri yollara bakalım. Kuvvetle hız birbirine dik arkadaşlar ama kuvvet sürekli elektrik alanla aynı yönde kalacağı için birinci cisimde ne olacaktır? Sapma yaşayacak buradan arkadaşlar. Pozisyona göre şöyle bir yol izlemesini beklersiniz ve sapma hareketi gözükür arkadaşlar. Aynı şekilde eksi yüklü parçacık için bakarsak bu sefer sapma arkadaşlar ters yönde olacaktır. Şöyle bir evet sapma olayını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Bu sapma dikkatin eğrisel oluyor. Sanki yatay atış konusunu hatırlarsanız Yatay atışta olduğuna benzettiğimiz bir durum söz konusu. Buradaysa arkadaşlar herhangi bir kuvvet uygulanmadığı için cisim sabit hızla yol alır. Yani burada artı y yönünde sabit hızla yol alır diyoruz. Sabit hızla yol alır. Ama diğerlerinde sapmaları çok rahat görebiliyorsunuz. Burada tabii kuvvet ne kadar büyükse sapma o kadar fazla olur diye ifade edebilirsiniz. Burada şu bilgiyi de vermekte fayda görebiliriz arkadaşlar. E, hız doğrultusundaki yer değiştirmesini dikini hıza, hız doğrultusunda olarak alırsınız. Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeyi de F eşittir ama ivmeli hareketten yardım alarak yapabiliriz. Bunu daha sonraki konularımızda gerektikçe ele alacağız. Bir sayfamızı daha var arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşalım. Evet. Burada da arkadaşlar farklı bir yorum daha ekleyelim. Eğer merak eden arkadaşlar şu soruyu yöneltebiliyorlar. Ya hocam, elektrik alan düzgün olmasaydı nasıl yorumlar yapacaktık? Bunu da arkadaşlar şöyle ifade edelim. Önce bir ikaz cümlesi kurdum bakın. Elektrik alan çizgilerinin sıklığının değişimi elektrik alan şiddet değişimini anlatır. Burada şöyle bir tasarım yaptım arkadaşlar. Bakın birinci de alan çizgileri paralel. Soldan sağa doğru giderken alan çizgilerin sıklığı ne yapmıyor bakın değişmiyor. İkinci şekilde baktığımız zaman arkadaşlar elektrik alan çizgileri soldan sağa doğru giderken dikkat ederseniz seyreliyor. Doğru mu? Seyreliyor. Bu ne anlama gelir? Elektrik alan soldan sağa giderken zayıflıyor. Yani birinci şekilde elektrik alan arkadaşlar değişmiyor, sabit. İkinci şekilde elektrik alan soldan sağa giderken ne yapıyor? Azalıyor. Üçüncü şekle bakıyorsunuz. Soldan sağa giderken alan, elektrik alan çizgileri sıklaşıyor. Sıklaşıyor diyoruz. Bu durumda da arkadaşlar elektrik alanın arttığını söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Peki bu bize neyi sağlar arkadaşlar? Elektriksel kuvvet formülünü hatırlatalım kendimize. Elektriksel kuvvet eğer hepsinde artı yüklü almışız. Artı Q çarpı E olarak yazıyorum. Bu bilgiye dikkat edelim arkadaşlar. İlk olduklarını da burada belirtmişiz size. Düşünürken sıkıntı çekmeyin istiyoruz. O zaman arkadaşlarım burada bütün yükleri artı olarak seçtiğim için A cismi için arkadaşlar elektrik alanına aynı yönde bir kuvvet uygulanıyor. Burada da elektrik alanına aynı yönde bir kuvvet uygulanıyor. Burada da elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet uygulanıyor. Ancak A'da arkadaşlar F eşittir. Q çarpı E. E sabit. Yük sabit. Kuvvet de sabit. O zaman arkadaşlar yeme de sabit olur. İkincide bakın. F eşittir. Q çarpı E. Q sabit ama elektrik alan zamanda ne yapıyor? Azalıyor. O zaman kuvvet de azalıyor. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar. F eşittir. Q E yük sabit ama elektrik alan artıyor kuvvet de artıyor. O zaman birinci şekilde arkadaşlar artı x yönünde sabit ivmeyle hızlanan bir hareket. Buna biz düzgün hızlanan diyebiliriz arkadaşlar düzgün hızlanandır diyoruz. İkinci şekilde baktığımız zaman arkadaşlar kuvvet azalansa ivme de azalandır. Yine o zaman şöyle artı x yönünde azalan ivme ile hızlanan dır diyebiliyorsunuz. O zaman üçüncü şekilde ne olacak arkadaşlar? Yine artı x artı x yönünde artı x yönünde şöyle yapalım. Bir dakika silgi hakkımızı kullanalım. Çirkin gözükmesin arkadaşlar. Hemen Hı. artı x yönünde dikkat edin kuvvet aza artansa ivme de artandır. O zaman artan ivme ile hızlanandır diyoruz. Hı. Evet bu bilgiler biraz daha ekstra bilgi olarak kabul edilebilir. Güzel bir yorum. Özellikle 12. sınıf öğrencileri için çok ciddi bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hepiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.